Alkamar anonim şirketi iş dünyasını sunar. İyi akşamlar değerli HRT izleyicileri. Bu hafta iş dünyasına bayan girişimcileriyle başlayacağız. Sağımda Nalan Hanım, A. Aryan Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Yolcu. Solumda ressam, sanatçı Perihan Çapar. Hoş geldiniz programımıza. Bugün sanatı, sanatçıya saygıyı, sanayiyi, iş dünyasını hep beraber konuşacağız. Öncelikle Nalan Hanım'la başlayalım isterseniz. Nalan Hanım, biraz kendinizden bize bahseder misiniz? 1970 Ankara doğumluyum. Ailem Karadenizli. 89 yılında babamın tayiniyle Antakya'ya geldik. Burayı çok sevdik. Ayrılamadık. Hala buradayız. Hoş gelmişsiniz memleketimize. Perihan Hanım. Hoş bulduk. 1970 doğumluyum. Nalan Hanım'la tertip alıyoruz. Çok güzel. Evet. Antakyalıyım. Resim yapıyorum. Resim yapmayı seviyorum. Kendimi bildim bileli resmin içindeyim. Sanat deyince aklınıza ne geliyor? Sanat deyince çok geniş kapsamlı bir kavram sanat. İnsanlık tarihinin her döneminde insanın kendini ifade etme yollarından biridir. Bir duygunun, tasarım veya güzelliğini ifade etme yöntemlerinden biridir sanat. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi Nalan Hanım, ben önce sanattan değil, önce iş dünyasından başlamak istiyorum. A. Aryan şirketini kurucususunuz ve şu anda da yönetim kurulu başkanısınız. A. Aryan'ın kuruluş amacı nedir? Ben yıllarca satış pazarlama işiyle uğraştım. 18 yıl ilaç sektörüne hizmet verdim. Fakat bir süre sonra düşünüp değerlendirdiğiniz zaman bunu mutlaka her insan istiyordur. Ben de kendi işimi kurmak istedim. Evet. Bu amaçla da A. Aryan İç ve Dış Ticaret Limited şirketini eşimle beraber ortak olarak kurduk. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Peki iş dünyasında beklentileriniz nelerdir? Hazır dolar 3.950'lere çıkmışken Türkiye'de bir sıkışmışlık, bir dar boğaz, bir iş ticaret, iş hacmi düşmüşken yeni bir şirketle yola çıkmak, yeni bir şirket kurmak sizce zor değil mi? Tabii ki zor ama kurduğunuz şirkette hangi işlerle uğraştığınız çok daha önemli. Dar boğaza girilmesindeki en büyük neden şu anda Suriye'deki savaş. Dolayısıyla şu anda bu savaşın bitmesiyle beraber mutlaka ki ticaret açılacaktır. Bir de bizim şirketimiz çok amaçlı olmasına rağmen şu andaki yaptığımız iş bir bebek bezi. Evet. Bir tabir vardır, herkes bilir. Bebekler altını kirlettiği sürece bu sektör asla bitmez. Aynen, aynen. Bunu sizin bu sözünüze gerçekten katılıyorum. Çünkü bugün çocuklar dünya var olduğu günden bugüne kadar durmadan artan bir nüfusumuz var. En büyük ve en fazla istenen bir, artık bu ihtiyaç değil bence artık. Bu gerek, illaki olmazsa olmazı bir ev. Evet. Çünkü bu dönemde artık hazır bezin dışında kullanan aileler kalmadı. En fakir ailesiyle orta halli ve zengin olmasına kendilerine göre markalar vardır. Sizce burada marka değeri çok önemli mi? Marka değeri yerine göre önemli fakat ben bir anneyim. Çocuğuma bez alırken altını ne kadar ıslatıyor, sızdırmazlığı, çocuğunuzun altının pişik olması en önemli şeylerden biridir. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman çok da markaya önem vermiyorsunuz. İçeriği, kalitesi ve bezin üretiminin nelerden yapıldığı, çocuğunuza ne kadar kalite getirdiği bu önemli. Sizin şu anda bayinin distribütörlüğünü aldığınız bizim garanti edebilecek misiniz? Yani kaliteli olduğuna önce siz emin olmalısınız. Bunun kaliteli olduğuna. Ya bu ürünün
kullanıcı tarafından kabul edilmesi için yapmak istedikleriniz nelerdir? Yani bunu bir şekilde ispatlamanız gerekiyor. Ürününüzün kaliteli olduğunu. Ürünün zor bir süreç değil mi? Zor bir süreç olabilir. Yeni marka olmasından dolayı zor bir süreç olabilir. Bunun haricinde denenebilir. Bir işe giriyorsanız eğer, altyapısını eğer biliyorsanız, öğrenmişseniz, ürünün nerede üretildiğini, içerisindeki ham maddeyi, getirilerini götürülerini değerlendirdiğinizde, artılarını eksilerini değerlendirdiğinizde, size pozitif sonuç veriyorsa gözünüz kapalı. Bu ürün nerede üretiliyor Nalan Hanım? Reyhanlı. Hatay'da yani? Hatay, evet. Hatay'da daha önce bir çocuk bezi fabrikası olduğunu zannetmiyorum. Bence bu bir ilk. Kesinlikle. Çok da iyi bir yatırım. Peki çocuk bezine girmek nereden aklınıza geldi? Öyle bir sektörün ispiratörlüğünü almak. Tamamen tesadüf. Çocuk beziyle ilgili bir bayilik almak isteyen arkadaşım benimle irtibata girdi. Devamında ben de Sayın Halil Ay'la irtibata girdim. Teşekkür ederim. Dolayısıyla da yolun devamında bizi buralara getirdi. Çocuk bezi gerçekten yanlış bir fikir değil. Hatay'a yapılan ilk ve tek çocuk bezi fabrikası, Garden Baby markası gerçekten şu anda piyasadaki birçok ünlü markadan daha kaliteli ürün çıkarttığından, çünkü üretici ben olduğum için bu konuda gerçekten eminim. Bu arada Nalan Hanım'ın bilgisini vermeden geçmek istemiyorum. Çalıştığı bir firmanın, ilaç firmasının Türkiye birinciliği, kendi branşında Türkiye birinciliği de var bu arada. Başarı nasıl? Başarı tek başına olmuyor. Bir ekip mi? Kesinlikle bir ekip çalışması. Çalıştığınız sektör ne olursa olsun, arkadan firmanızın desteği, beraber çalıştığınız ekip arkadaşlarınız, satış yaptığınız yerler, tamamen bir destek, ekip çalışması. Evet. Biraz da Perihan Hanım'a dönelim. Biraz da sanat konuşalım Perihan Hanım. Evet. Perihan Hanım, yaptığınız sanatı gerçekten karşılığı bulunduğuna inanıyor musunuz? Yok, kesinlikle hayır. Yani öyle bir şey yok zaten. Özellikle bu şartlar altında bizim ülkede, hele ki Antakya'da karşılığını almak mümkün değil. Kendi çabalarımızla ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bunun bir devlet desteği olsa tabii ki çok iyi olur da, ama biliyorsunuz sanata verilen değer ülke genelinde çok zayıf. Hani bırakın ülke genelinde, bize okullarda bile, üniversitede şimdi yeni bir aldığımız duyumlara göre 52 sanat dalını çıkartmaya çalışılıyormuş diye bir şey yayıldı sosyal medyada. Ne kadarı doğru bilmiyoruz ama hani ilk önce eğitim okullarda zaten başlamalı. Sanat eğitimi. Evde başlar. Evde başlar. Sanat eğitimi. Evet. Evet. Şimdi inanın benim şöyle bir bilgiye sahip oldum. Okullarda o kadar üzerinde durulmuyor. Veliler, anne babalar o çocukken, küçükken hani bir araştırmaya giriliyor. Hangi bir sanat dalına versen bu çok hoş, çok iyi bir şey. Genelde gelen öğrencilerden biliyorum resim zaten. Resim yapmak sizin için bir hobi midir sadece? Resim yapmak, nefes almak gibi bir şey. Yani bu hobilikten çıkıyor resim yapmak. Resim yapmak, insanın kendi özgüvenini kazanması, fikirlerinin açık olması, daha geniş bir perspektiften bakması. Evet. Apayrı bir şey. Aslında zaten resmi anlatmak değil de yaşamak lazım. Yani yaparken, yani resmi yaparken o tuvalin içerisinde yaşayarak... Halil Bey, resim yaparken şuramızdan bir şey kopması lazım. Ben öğrencilerimle çalışırken bunun üzerinde çok duruyorum. Bu arada kurs da veriyorsunuz. Tabii ki. İki ayrı yerde kurs veriyorum. Atölyemde kurs veriyorum. Hafta sonu Samandağ'ında kurs veriyorum. Evet. Peki bu kursiyerlerinizden sizin gibi yetişen var mıdır? Yani şu kursiyerim gerçekten benim gibi resim yapabilecek diyebileceğiniz hani veliahtınız var mı? İnşallah olacak. İnşallah olur. Eğer yani olmazsa... Ekibinizin içinde var mı? İnşallah. Şu an çabalama yolundalar diyelim.
Eğer olmazsa o zaman ben kendimi sorgularım. Olması lazım ki boyunuz kulağa geçsin. Değil mi? Ben bununla gurur duyarım. Yani buna, bu benim veliahtım diyeceğiniz şu anda biri yok ama umarım olacaktır. Tabii ki. Umarım olacak. Bunun için inşallah, inşallah olacak. Mücadele ediyorum. Çok çaba gösteriyorlar. Sanatçıya saygı var mı? İcra ettiğiniz bir sanat var şu anda. Evet. Ben kendi resmimi de yaptırdım size. Hı-hı. Kendi resmimi de yaptınız. Hı-hı. Gerçekten bir sanat var yani. Böyle hani hafife alınmayacak. Eş de hani halk diliyle diyeceğimiz değil. Gerçekten profesyonel bir çalışmaydı. Elinize sağlık, emeğinize çok, sağlık. Çok teşekkür ettim. Hani peki, markalaşma diyorsunuz ya, pardon. Ben ona gelecektim aslında. Evet. Altında o resmimin ünlü bir ressamın imzasını taşısaydı belki o tablo milyon dolarlara, belki milyonlara giderdi. Peki neden tanınmış bir ressamın değil de gerçekten emeğin karşılığını alamayan bir ressam var karşımda? Neden? Aslında bu ünlü bir ressam olma falan bir belki şans meselesi veya konum meselesi. Hani bulunduğumuz konum, yaşadığımız yer şartları. Hani büyük şehirde olsaydı eminim bambaşka bir şey olurdu. Yani daha geniş bir şeyler olurdu ama maalesef... Siz ilin dışına kendinizi anlatamadığınız olmasın mesela? İlin dışına bir fuarlara katılma... Elbette ki ben şehir dışında sergiler açtık, katılıyoruz. Benim yurt dışında tablolarım var. İnşallah bir müzeye girdiği zaman bir tablom, o yani. Zaman çok daha mutlu olacağım. Markalaşma demiştiniz biraz önce. Şimdi sanatta, sanatsal markalaşmada, markalaşma kavramı Türkiye'den çok yurt dışında da tartışılan bir kavram. Bir sanat eserinin işte üzerinde tartışılıyor. Bir sanat eserinin hedef kitlesi, hayranları kabul edilecek olursa o eserin kalitesi sanat severlerin beğenisine sunulduğu zaman aslında bir markalaşmadır zaten. Şimdi siz benim gözümde gerçekten bir sanatçısınız. Çok teşekkür ben, ederim. Ben yaptığınız eserleri gördüm birkaç tanesini ama beni gerçekten kendi resmim etkiledi. O yüzden sizi ben buraya konuk etmek istedim. Çok teşekkürler. Nazik davetimi kabul ettiğiniz için gerçekten buradan teşekkür ederim. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Peki markalaşmak için ne yaptınız veya ne yapmalı? Sanatsal markalaşma Halil Bey, Türkiye'de çok bilinmemekle birlikte yurt dışında halen üzerinde tartışılan bir konu. Bir sanat eserinin hedef kitlesi, hayranları. Bir tabloyu bitirdikten sonra bir beğeniyi kazanması için marka hedefi olarak kabul edilebilir. Hani beğenilmesi, özgün bir çalışma olması bir marka haline gelebilir. Evet. Eğer şeyi sormak isterseniz bir sanatsal... Sanatçıya saygı nedir? Ben sadece şunu sormak istiyorum. Bir sanatçı olarak sanatçıya şimdi, ne kadar toplumumuz... Saygı nedir? Eğer şey anlamında soruyorsanız hani... Sanatınıza kişisel olarak almayın lütfen. Anladım. Sanatınıza saygıdan evet, bahsediyorum. Şimdi sanata saygı elbette ki var sanatçıya sağ olsun çevre veya sergileri açtığımızda falan. Ama bu bununla bitmiyor hani sanata saygı. O sanatçıyı desteklemek lazım ayakta durabilmesi. Oraya gelecektim aslında evet. Ben. Yani buradaki bu bölgedeki iş adamlarımız... Devlet destekleriyle veya iş adamlarımızın sizin portrelerinizi, yaptığınız tablolarınızı satın alarak desteklediler mi? Yoksa sizin de mesela böyle bir hayır kuruluşlarına alıp böyle bir sergi düzenleyip bağış yaptılar mı? Öyle bir şey, öyle bir destek gördünüz mü? Yok, öyle bir şey olmadı. Bölge iş adamlarımızdan görmediniz. Yok, öyle bir şey olmadı. Böyle bir teklifte gelen bir iş adamı olsa ne yaparsınız? Çok güzel bir şey olur bu. Yani ben her teklife, her bir projeye açığım zaten. Değil mi? Tabii, kesinlikle öyle. Şimdi şöyle bir şey, sanatta markalaşma. Elbette ki bir sanat eserini üretirken ticari kaygıyı düşünmeden üretmek lazım bir özgün çalışmayı. Evet. Ama takdir ederseniz eğer bir atölye sahibiyseniz ve onu ayakta tutmanız için...
Sürekli bir özgün çalışmalarda bulunamıyorsunuz. Neden? Çünkü gelen siparişleri, örneğin reprodüksiyon siparişleri çalışmak zorundasınız ki burada bir ticari kaygınız olmaması için. Her insanın kendine özgü bir çalışma stili vardır. Tabii, ayakta durmak için. Bunun yanı sıra elbette ki özgün çalışmalarım var. Kendime özgün yorumladığım çalışmalarım var. Onlarla zaten sergi açıyoruz. Portrelerde ben imzamı yaymak istiyorum ve yaymaya çalışıyorum. Ne kadar artık tanınıyorum bilmiyorum ama. Hı hı. Bir web sayfanız var mı? Var. Hı hı. İyi portre yaptığımı söylüyorlar. Ben buna şahidim. Yani ben bunu buradan tüm izleyicilere desteklerim. Benim kendi portremi yaptı. Gerçekten başarılıydı. Gerçekten bir sanat icra etti. Ellerine ve emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Akademisyen arkadaşlarımdan, ressam üstadlarımdan bana hitap şekilleri çok hoşuma gidiyor. Portre ressamı diyorlar bana. Bu çok hoş bir şey. Eğer ben öyle... resmimi gördükten sonra söyleyecek söz bulamadım. Gerçekten şok oldum. Kargo ile göndermiştiniz. Ben ilk açtığımda kendi resmime baktığımda ben bunu nerede çekildim gibisinden bir şey söyledim. Ama sonradan orijinal bir şey olduğunu anladıktan sonra gerçekten Peral Hanım emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Bu işin Nalan sırrı... Hanım'a dönelim isterseniz. Nalan Hanım'dan da pardon, iş konuşalım. Yok, tamam, önemli, lütfen. Tamam. Şimdi Nalan Hanım, Arya, evladınız, bebeğiniz, bir annesiniz. Az önce söylediğiniz gibi. Bir anne ne kadar çocuğuna hassassa markasına ve şirketine o kadar hassastır. Ve bulunmuş olduğunuz sektör çocuk bezi. Şu anda en ciddi manada çocuk bezi. Çünkü çocuk bezi gerçekten dünya çapında hızına yetişilemeyecek bir sektör. Bu sektöre de durmadan nüfusun artması, bu bölgenin göç alması ve nüfusun giderek çoğalması, zengin, fakir, orta halli ailelerin de kalmaması, direkt her kesimden insanın bu bezlere yönelmesi, bu sektörü ciddi manada arz ve talebine yetiştiremeyecek duruma kadar getirmiştir. Siz de dediğim gibi bir annesiniz. Annelerin bir hassasiyeti vardır. Hele ki çocukları. Çocukları onlar için vazgeçilmezdir. Bakın ben de bir babayım. Çocuklar vazgeçilmezdir. Bir annenin bu bezinizi seçmesi için öncelikle bir rafa geldiği an bu rafta ya bu Garden Baby alayım. Bir kere deneyeyim. Ama hani bir kere denediğiniz an çocuklarda bir pişik olay oluyor. Sizin bu ürünün pişik yapmama garantisini nasıl vereceksiniz? Yani nasıl inandıracaksınız? Yani o annenin o raftan o bezi alıp bir kereye mahsus deneyebilmesi için ne yapmamız gerekiyor sizce? Bir kere biz Türk insanı olarak önce görüntüye önem veririz. Evet. Reyona girdiğiniz zaman önce renkler gözünüze çarpar. Hı hı. Daha sonra fiyatına bakarsınız. Evet. Daha sonra... ürünü denemeye mutlaka ki karar verirsiniz fiyattan sonra. Tasarımımız çok güzel diyorsunuz. Tasarım kesinlikle güzel çünkü önce görsellik önemli. Anladım. Bir ürünü eğer pazarlayacaksanız önce dış görselliği önemli. İçeriği sonra ikinci plan. Aynen, ikinci plana girer. Siz de girdiğiniz zaman önce gözünüze canlı renkler hep çarpar. Mutlaka bir dikkatinizi çeker. Ama diğer ürünleri de fiyattan dolayı denemek istersiniz. Fiyat, ürün... Ambalaj, yani şu anda ambalaj satıyor diyorsunuz. Bence de öyle, ben de katılıyorum size. Çünkü ünlü firmaların şu anda içeriğiyle Garden Baby'nin, yani Garden Baby'nin içeriği hiçbir şekilde aynı değil. Evet. Garden Baby daha kaliteli. Kesinlikle ben buradan tüm izleyicilere bunun garantisini veriyorum. Çünkü üretici firma benim. Garden Baby'nin içeriği şu anda en ünlü markalarla yarışabilecek kapasitede bir adım da ileri gidebilirim. Daha kaliteli de diyebilirim. Bu yüzden çocuk bezi deyince aklınıza farklı kalemler de geliyor. Siz farklı kalemlere de girmek ister misiniz yoksa çocuk bezinde mi daha gelişip büyümek istersiniz? Şimdi önceliğimiz tabii ki çocuk bezi. Evet. Garden Baby ile gireceğiz. Fakat piyasada iyi bir yer bulduktan sonra devamında ıslak mendili, Garden Baby şampuan, evet. Garden Baby çocuk losyonu. Evet. Devamında Garden Baby ile ve bebeğe ait ne varsa hepsiyle beraber girmeyi düşünüyoruz. Hatay'da bunların üretimi yok. Hatay'da bunun üretimi Halil Ay'da var.
Evet. Ama bunun üretiminin dışında birçok üretim de gelmesi gerekiyor. Doğru değil mi? Yani bugün Hatay sanayileşmeli bence. Sizin gibi gerçekten işini en iyi şekilde yapan, Türkiye'de kendi branşında pazarlamacılıkta birinciliği olan insanların kendilerine sektörünün dışında da sektör bulabilmesi için. Bu bir tek çocuk beziyle sınırlı kalmamalı. Az önce ürün yelpazesini saydınız. Bunun yanında ıslak mendiliydi, pudrasıydı, pişik kremiydi, lotionuydu, hasta beziydi, hijyenik petiydi. Birçok kalem sayabilirim. Peki Hatay neden sanayileşmiyor? Evet, Hatay'ın nüfusu dolayısıyla 1,5'lardan 2 milyonlara çıktı. Evet. Bu da çok önemli bir etken. Nüfusun artması arz talebi artırır bence. Kesinlikle. Bugün arz talep arttıkça üretim olmalı. Hatay'ın üretimin olmaması Suriye'den gelen misafirlerimiz mi sizce? Kesinlikle hayır. Ne yapmamız gerekiyor peki? Sanayileşmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Bir pazarlamacı olarak, yani Türkiye'de de birincilik elde etmiş bir pazarlamacı olarak, ben sanayileşmeden önce pazar, sonra sanayi. Önce sanayi önce ihtiyaçları bence belirlemek gerekir diye düşünüyorum. İnsanların bugün günümüzdeki ihtiyaçları nedir? Evet. Nelere arz talep vardır? Bunlar iyi araştırılıp eğer altyapı oluşturulursa, sanayileşme adına da, ticaret adına da, yapılması gereken işler adına da çok daha sağlam adımlar atılabilir. Garden Baby için Hatay'ın ilk ve tek çocuk bezi markası. Evet. Bunu bu il içerisindeki insanların gerçekten sahiplenmesi gerekmiyor mu sizce? Kesinlikle. En azından bir kere de olsa denesinler, değil mi? Kesinlikle sahiplenmesi gerekiyor. Yani çünkü bu bölgenin üretim tesisi, bu bölgenin markası ve bu para bu ilde kalacak. Bu ile tekrar yatırımlar büyüyecek. Evet. Bir kereye dahil, bu ekranlardan size söylemek ister misiniz? Hataylı olarak bir kere boynunuzun borcu olarak deneyin bence. Sloganınız bu olsun. Evet, lütfen bir kere deneyin. Yani pişman olmayacaklardır. Kesinlikle ben ürettiğim, siz sattığınız için hani bir ekip çalışması sizin de bahsettiğiniz gibi. Gerçekten Garden Baby ve Çocuk Bez'in arkasında Reyhan'da, Hatay'da yetişmiş çok güçlü bir ekip var. Profesyonel bir ekip var. Bu ekip en ince ayrıntısına kadar düşünerek bu ürünü çıkartıyor ve biz bu ürünün arkasındayız. Garanti veriyoruz. Memnun kalmayan tüm müşterilerimizin bir taneyle, 10 tane de 100 tane bez almış olsa bile poşetin içerisinden tekrar iade garantisi olan tek markayız. Zaten şirket olarak biz arkamızda çok sağlam bir fabrika olduğunu bildiğimiz için gözümüz kapalı gibi. Emin olabilirsiniz. Çünkü servo sistem, Amerikan servo sistem, el değmeden hijyenik ortamda üretilen bir ürün, içindeki değerler, spek değerleri gerçekten şu andaki en kaliteli ürünlerle yarışacak, biraz da üstü de diyebilirim. Bakın seyirciler, sayın seyirciler, buradan şunu söyleyebilirim. Bizim ürettiğimiz ürünün şu anda piyasadaki en kaliteli ürünlerle yarışamaması için hiçbir sebep yok. Kullandıkları ham madde aynı. Personel aynı, makine ekipman aynı. Aradaki tek fark marka. Marka değeri, reklam. Bunun dışında hiçbir farkımız yok Nalan Hanım. Kesinlikle. Evet. İnşallah en yakın zamanda bir dünya pazarına da açılmış olursunuz. Her ne kadar işinize anlamadıysam diliyorum. Gelin arkadaşlar. Sadece olarak Türkiye olarak bakmıyoruz. Yani kesinlikle. Olarak gelin biz, arkadaşlar biz resim yapalım. Bırakın. Şimdi herkes işini yapsın bence. Değil bakın mi? Hanım, severek yapsın. Ben şunu söylemek istiyorum. Sanatçı sanatını icra etsin. Kesinlikle. Gerçekten sanatçıya saygım benim sonsuz. Sanatçı sanatını yapsın. Benim en iyi bildiğim iş bebek bezi. Bırakın ben bebek bezini üretebileyim. Evet. Nalan Hanım'ın yaptığı en iyi iş bunun satış pazarlaması ve pazara girilecek yönleri, hangi taktikleri bildiği, hangi yolları izlediği o biliyor. Çünkü onun işi bu. Evet. Ve bu uzmanlık alanı ve branşı. Herkes yaptığı işi, bildiği işi en iyi şekilde yaparsa zaten başarı arkasından gelecektir. En önemlisi Halil Bey, altını çizeceğimiz olay severek yapması. Severek yapamadığınız hiçbir şey başarı olamaz. Kesinlikle severek ve içten yapılan her iş başarıya ulaşır. Bence de. Ben kendimden örnek verebilirim. Ben bu şartlara gelebilmek için gerçekten çok emek verdim. Çok zor
şartlar içinden geçtim. Bizim sanatkarlarımız neden burada değil peki? Bizim gerçek sanatkarlarımız nerelerde biliyor musunuz? Herhalde şeyden dolayı işte hani... Sanayileşmediğimiz için. Sanayileşmediğimiz için, desteklenmediği için kendi yerimizde sayıp duruyor muyuz acaba? Ya bakın biz medeniyetler şehriyiz. Evet. Gastronoloji şehri olarak... Evet. Hı-hı. Seçildik. Seçildik, evet. Expo 2021'e aday gösterilmedik. Şu anda seçildik. 2021'de artık resmen Expo 2021 Hatay'da olacak. Evet. Birçok dinden, dilden, ırktan insanı barındıran medeniyetlerin ve dünyada ilk sokak lambalarının kurulduğu şehir Antakya. İlk dünyada. Yani medeniyetin ilk geldiği yerlerden biri. Ama medeniyetler, bu kadar medeniyet varken neden bir de sanayimiz yok? Evet. Sanatkarlarımız bugün Suudi Arabistanlarda, bizim burada yetişmiş en iyi aşçılarımız oralarda. Bugün bizim en iyi berberlerimiz, sanatkar olan en iyi berberlerimiz Suudi Arabistanlarda. Bugün bu bölgede yetişmiş sanatkarların %90'ı sanatkar. Sanatkar sanayi bölümünde de yetişen sanatkarlarımızın tamamı, bakın tamamı biraz daha fazla maaş için bugün Arap ülkelerinde çalışıyor. Eğer ki bizim burada sanayimiz olsaydı bu ustalarımız gerçekten bu ilde kalacaktı. Ha, bu yüzden ben şunu söylemek istiyorum. İl içerisinde yaşayan iş adamlarına, Nalan Hanım, burada çok büyük bir pay düşüyor. Maalesef bizim iş adamlarımız buraya değil de bir Antep'e, bir Adana'ya, bir İstanbul'a, bir İzmir'e, bir Ankara'ya yatırım yapıyor. Aslında arazisiyle en elverişli araziler bizim buralarda. İnsanıyla en çalışkan. Bu bölgede sanayileşmememiz için hiçbir sebep yokken hiç kimse elini cebine atıp şuraya da bir yatırım yapayım diyen gerçek manada dört dörtlük iş adamımız yok maalesef. Bunun için ne yapılmalıdır sizce Nalan Hanım? Sanayileşmek için ne yapmalıyız? Yani halk olarak, il olarak, ülke olarak ne yapabiliriz? Vallahi her şeyden önce birlik, beraberlik şart. İnsanların kesinlikle desteği şart. Devlet desteği şart. Buranın sınırda olması, savaşın olması, az önce de söylediğim gibi buradaki yatırımcıların buraya bir adım daha uzak durmalarını sağlıyor. Bizim en büyük nedenlerinden biri bu. Evet. Diye yani Hatay'ın kalkınmaya öncelikli iller içerisinde olmaması, 5. bölgede olmamamız buna bir faktördür. Bence öyle. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Alkamar Anonim Şirketi'nin sunduğu İş Dünyası reklamlardan sonra devam edecek.